CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, mecliste yaptığı konuşmada, muhtarların özlük ve mali haklarını iyileştirecek, kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanmasının öncesinde konuşma gerçekleştirdi. Muhtarlarımız, yerel demokrasinin kurucu unsuru, köy ve mahallelerimizin seçilmiş temsilcileridir. Siyaset kurumunun görevi, muhtarlığın bu vasıflarını korumak ve yüceltmektir. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidar muhtarlık kurumunu itibarsız hale getirmiştir. 6360 sayılı kanun ile binlerce köyün tüzel kişiliği kaldırılmış ve mahalleye dönüştürülmüştür. Bir dönem muhtarlığın tamamen kaldırılması dahi tartışmaya açılmıştır. Şimdi de muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden ayrı bir tarihte yapılması söylentileri çıkarılmıştır. İktidarın muhtarlığa bakışı böyleyken şimdi sadece muhtar maaşlarını asgari ücrete çıkaracağız vaadinde bulunmak muhtarlarımızı seçim malzemesi yapmaktan başka bir şey değildir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 82 farklı kanun, tüzük ve yönetmeliğin toplam 354 maddesinde muhtarlara vurgu yapılıyor. Biz bu dağınıklığı ortadan kaldırmak ve yasal düzenlemeleri tek çatıda toplamak amacıyla 84 maddelik muhtarlık temel kanunu teklifimizi meclis başkanlığına sunduk. Teklifte yer alan bazı düzenlemeleri kısaca özetlemek isterim. Öncelikle muhtarları demokratik kurumlar haline getiriyoruz. İhtiyar meclisi ve ihtiyar heyetlerini köy meclisi ve mahalle meclisi olarak düzenliyoruz. Muhtarlıklara bütçe hakkı tanıyoruz. Köy muhtarlıklarına İl özel idarelerine ayrılan payın %1,5'unun aktarılmasını sağlıyoruz. Mahalle muhtarlıklarına da belediye sınırlarında toplanılan emlak vergisinin %1'ini ayırıyoruz. Ayrıca muhtarlarımızı artık posta memuru olmaktan çıkarmak istiyoruz. Muhtarlara evrak dağıtımları nedeniyle ücret ödenmesini sağlıyoruz.